Bilindiği üzere yaklaşık 4 yıl önce İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararla Kars'ın birçok ana cadde ve sokaklarında tek yön uygulamasına girildi. Ancak bu süre zarfında başta sürücüler ve esnaflar mağdur oldu. Bütün bunlar yetmediği gibi yüzlerce ölümlü ve yaralamalı kazalar da meydana geldi. Buradan amacın trafik akışını rahatlatmak olduğunu düşünerek İl Trafik Komisyonu'nun aldığı bu karar maalesef tutmadı. Sürücü ve esnafın mağduriyeti devam etmekte, kazaların devam etmesi de cabası. Cadde ve sokaklardaki tek yön uygulamasından dolayı yolu boş gören bazı basiresiz sürücüler gaza yüklenerek yollardaki yayalara çarpmakta ve ölümcül kazalara neden olmaktadırlar. Tek yön uygulamasından yana dertli olan esnaflar görüşlerini şu şekilde dile getirdiler. Valla tek yön uygulaması şimdi şöyle söyleyeyim. Bura ana caddedir. Burada şimdi benim arabam, yan komşumun arabası, diğer komşumun arabasını park ediyoruz. 24 saat kaldırmıyoruz. Bunun müşteriye herhangi bir faydası olmuyor. Adam esnaftır, arabasını başka yerde bıraksın. Yani Faik Bey sanki açılmış gibi, trafik hafiflemiş gibi oluyor ama trafik bu şekilde daha çok sıkışmış. Şimdi ben buradan evime gidiyorum. Şurada bankanın üzerinde oturuyorum. Arabayla bir misafirim geldiği zaman dönüyorum, iki tur atıyorum. Orada da sıkışıyorum. Evet, 2 kilometre dolaşmak zorundayım. Çocuğumuz güvende değil. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Tamam, Allah'tan bir şey gelmiyor ama müthiş bir hız var. Müthiş bir tek yönde müthiş bir hız var. Müthiş bir adamlar yarışa giriyorlar. Şimdi bizim yollarımızın yapımı da henüz çok müsait değil tek yöne. Giriyorsun ara sokağa, alt takımlar berbat oluyor. Araba iniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyor. Yani bence altyapısı oluşturulmadan gelen bir karar. Uygulama, evet. Önce altyapısı oluşturulmalıydı. Mesela şu ilerideki yol Askeriye'nin oradan Digor yoluna açılabilir. Açıldığı zaman şehir rahatlardı. Oradan da tek yön olur, iki yön olurdu. Doğrudur. Biz de mağduruz. Tek yön işine çok karşıyız. Çok karşıyız. Hem işimiz durdu hem bu kazaların olması hiç iyi olmuyor yani. Tek yön işi iyi olmadı. Parkı kaldırsınlar efendim. Burası ana caddedir. Ana caddeyi çift yön yapsınlar. Park istemiyoruz. Parkı kaldırsın, çift yön yapsın. Daha güzel olur, daha iyi memnun oluruz. Tek yönden memnun değiliz. Bunu biz, iş bir tane esnaf memnun olmaz yani. Değildir yani, eminim yani. Ona hız kesti koyarsalar daha iyi olur. Tabii ki o konuda aziziz. Fakat tek yön olmasa da arabaları taşımaz Kars. Siz daha iyi biliyorsunuz, gezip görüyorsunuz ya. Trafiği rahatlatmak açısından çok iyi ama hız olarak ya hız kesti koymalar lazım. Ya da şoförler cemiyetinin bir toplantı yapıp bunları uyarması lazım şoförleri. Gayet tabii adam arabasını park ediyor, ikinci müşteri gelmiyor. Yani yer bulamadığı için, park sorunu olduğu için gelemiyor. Onun için işlerde düşme var bayağı. Vallahi aşırı sürat konusunda çok haklısınız. Esnafların şikayet etmesi de doğru. Tek yön olması da pek hoş olmadı. Çünkü adam gelip burada duracak, alacak, tek yön olduğu için gelmiyor. Başka yerlere gidiyor. O iş konusunda da sıkıntılıyız zaten. O yüzden yetkililerden ricamız, yani düzelsinler bir an önce, nasıl yapacakları yapsınlar ama düzelsinler yani.